Kilit ve Kalan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle Oyduk modlu serimizin yeni bir bölümünde arkadaşlar. Beta Turkey Plus moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Daha önceden Beta Turkey Plus modunun videosunu çekmiştim. Yorumlarda şu yolda çek, bu yolda çek, bu yolda patlat, şu yolda kustur dediniz arkadaşlar. Biz dedik lan bir tane daha bu modu videosunu çekelim. Hem zaten çok basit ve kolay bir modu arkadaşlar. Hepimizin rahatlıkla oynayıp rahatlıkla geliştirebileceği bir ülke haline getirilmiş modun içerisinde ülkeler. Şimdi ülke diyeyim Türkiye. Selçuklu yolu patlatmak istiyorum ben çünkü Selçuklu yolu bayağı şey gözüküyor. Hani basit ve eğlenceli gözüküyor. Selçuklu yolu patlatılabilir veya farklı o Menderes yolu falan. Abi değişik yollar. Kemal Paşa yolunu zaten yayında oynadık arkadaşlar. Everyone's Favorite Dictator fokusuna yayında gittik. Güzel bir yoldu o da ama en sonunda pek hoş olmayan şeyler oldu. Hem ayranımız döküldü hem de devamını biliyorsunuz siz. Komünist yol gidilebilir. Farklı şeyler yapılabilir ama veya komünist Osmanlı mı patlatsak lan? Deha demişti en son bir komünist Osmanlı patlatıyor ama. Red Sultan. Kızıl Sultan. Abi Kızıl Sultan diye de biz bunu çevirmedik mi peki şimdi? Kızıl Sultan diye ama. Osmanlı baydı herhalde bize. Biz bir pek patlattık Selçuk yolu arkadaşlar. Biz Selçuk yolu patlattık. Metrodan başlayalım. Şimdi ayrı modu açmadan arkadaşlar iki tane kod yazacağım. Biliyorsunuz oyun hızlı gitsin diye kodlar kullanıyoruz biz. Biz Türkler oyun hızlı gitsin diye kod kullanırız. Debug Smooth Weather. İki kodu yazdık. Artık hepiniz ezber misiniz bu kodları? Ben her video kullanıyorum çünkü bunları. Hop. Paşalarımız, askerlerimizi bir araya niye getiremiyorum lan ha? Hop hop hop. Şöyle 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 ve şöyle. Ardından yapılabilecek bir şey ajana kaçalım. Ajanlık yaşamıyor mu? Çünkü fabrika etmiyor. Let's go. Oyuna başlayabiliriz. 31 Division. Tahsin Yazıcı Paşa. Artı şuradan Fevzi Çakmak Paşam. Şimdi arkadaşlar Beta Turkey Plus modunu daha önce de oynamıştık biliyorsunuz. Burası şimdi diyeceksiniz oyunu yukarı hızla gidiyor. Çünkü Debug Smooth yazdığım için arkadaşlar. Siz de böyle kodları kullanarak oyununuzu hızlandırabilirsiniz. Açıklama kısmını diyorum. Yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Bu kodun nasıl yazılıyor diye hemen yorumumuza cevap olarak atarım. Şimdi paşalarımızı da donanmamızı da ayarlayalım. Ardından Subman 2. Buraya ver. Tren basma. Onun yerine evet. No settlements, no compromise. Artileri. Let's go. Bir dakika ne gitmem lazım? Fleet Integrity Bank gitmem lazım değil mi? United Banks muhabbeti var lan burada. Neyse burada çok girişmeyelim abi. Kesin Osmanlı Savaşı yiyeceğiz değil mi? Evet. Osmanlı Savaşı gerekiyor bunun için. Okey. Osmanlı Savaşı'na gideriz abi. Osmanlı Savaşı dediğin nedir ki gülüm? Nothing has changed abi. Arkadaşlar bu oyunu historical... We are not faşist abi. Oyunu historical oynuyorum. Çünkü dünyanın dengesini bozmayalım. Dünyanın dengesini bozarsak bizim de dengemiz bozulur. Yani bir tane Kaptan Findus'u demişim. Finansal expert Şükrü Saraçoğlu abimizi aldık. Kendisi ekonomimize güzel katkılar sağlayacaktır. Gerçi bu konsumut debuff'ı ney? Ben diyorum fabrika basma uyarısı niye hiç oyun vermedi? Ekonomi yok gibi bir şeymiş benim. Bu ne abi? Great Depresyon. Great Depresyon. Ne zaman kalkıyor Great Depresyon? Evet gitti bile. Evet bay bay Great Depresyon. Şimdi Six Arrows'a gidelim. Ondan sonra artık farklı yollarımıza kayarız. Aslında geçen bana bir taktik söylemiştiniz. Ankara, evet. Kenan Paşa başımızdayken şu Focus'a gitmek dahilinde. Evet doğru. Focus'a gitmem lazım. Six Arrows gidelim. Ondan sonra birazcık oralara kayalım arkadaşlar. Hızlı hızlı o Focus'umuzu tanıyalım. Kaptan Ekdüsü'yü patlatalım hemen bir tane daha. Paşa olarak da buradan birazcık daha bekleyip 140 politik power'a Fahrettin Paşa'mı almak isterim. Çünkü biliyorsunuz Fahrettin Paşa'm hem army maneuvers olmasıyla hem de bize eşek gibi genius olduğu için, kendisi dahi olduğu için eşek gibi ve army experience kazandırması da ünlü. Hemen buradan Ankara Üniversitesi'ne gidip arkadaşlar yavaş yavaş bu bufflarımızı çukkaya atalım abi. Ondan sonra bunlara da gidebilir aslında. Şu iki fokusa gideceğim. Ondan sonra bu fokusa gideceğim. Ekonomi yoluna ara vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şu Ankara bufflarına ileride gidebilir. Ankara bilmem ne fabrikası yollarına ileride gidebilir. Şöyle Denizli'de yanaşalım abi. Bu arada FPS map modu buldum arkadaşlar son sürüme uygun. Şu an birazcık İngiltere ve Fransa'nın renklerini beğenmemiş olsam bile mod güzel duruyor. Yine oyunu hızlandırıyor. Bakın mesela deniz ayrıntılarını falan adamlar kapatmış. Oyunu hızlandırıyor bu. Republicanizm patlatalım. Cumhuriyetçilik patlatalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Cumhuriyetçilik buff'ını aldığımız zaman bize hem build stability hem de günlük tarafsızlık buff'ı sağlıyor. Evet. 21 gün 6 sivil. En sevdiğim fokus olabilir ya. En sevdiğim fokus olabilir abi. 21 gün 6 sivil. Arkadaşlar şu anki oynadığım modu oyunu bilmiyor musun?
Beni izleyerek bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. Al bu modu. İndir oyna. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Al indir oyna kanka. Al indir oyna. Sonra bana de ki evet. Bu mod sayesinde bir şeyler öğreneceğim sanırım de. Umarım öyle de dersin. Çünkü hakikaten mod baya basit kaçıyor. Oynayıp siz de eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Eğlence mod oğlum. Eğleniyorsun bir kere ya. Hani farklı farklı şeyler görüyorsun. Farklı farklı liderler görüyorsun. En azından ülkenin başına falan Yasuo gelmiyor. Bir tane daha Türkiye modu inceledik de abi yayında. Yasuo var lan adamın. Ülkenin başına inanılmaz. Diyorsun ki abi Yasuo ne alaka? Abi Yasuo ne? Bu arada demiştim iki fokus gidip döneceğim diye ama. Evet geri geldim arkadaşlar. Hem de hazır gitmişken fokus bitince öyle oyunu başlatayım dedim. Evet, kestik. Şimdi artık durarak kaymayalım. 35 gün iki sivrim alayım mı ya? 35 gün iki sivrim alayım abi. Ondan sonra kayarız artık. Ulan çekiyor bizi oyun. Benim bizi çekiyor. Etatizm almadım değil mi? Parçada geçebilirim o zaman. Etatizm almadım sonuçta. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. En son şu fokus tamamlanmıştı. Ben baskın yedim. Baskın sırasındayken bari dedim. Fokusla ilerleyeyim. Aynı zamanda bir tane tarafsız bir tane cumhuriyetçilik, bir tane de milliyetçilik bastım ki arkadaşlar seyrettiğiniz ve varsa portumuz artsın. Aynı zamanda şu fokusa da dayanamadım ya. 4 militere veriyorum şu an beleş attık diye 4 militeri alayım oğlum. 35 gün 4 militere nedir ki ya? Maksat ekonomi kalkınsın hocam. Maksat ekonomi kalkınsın. Hatta bir tane de antiyeri verdim anasını satayım. Hiç antiyeri basmıyoruz diyorlar. Antiyeri basmıyorsun diyorsunuz. Ah antiyeri. Alsın antiyeri. Ardından doğu isyanlarına bir atalım mı? Gerçi yaratma gerek yok ya. Bir tane ajanak açtık orada. Evet, söylemek yok. Yaratma gerek yok abi. Çünkü doğu isyanlar bayağı şeymiş. Bizden üstün durumdalar. Evet. Bitti. Şarkı yüzüme fokları falan. Bunlar birazcık beklesin artık. Biz yolumuza doğru kalalım. Selçuk yolunu farklı farklı kayalım arkadaşlar. Farklı farklı kayalım. En son karar verdim ya Selçuk yolu. Liberalizm patlatabiliyorum. Liberalizm. Patlat tane liberalizm. Konsakçı speed'imiz artsın. Tabii biz konsak için atmıyoruz ki. Konsak speed artsın. Bana fabrikasını tamir edelim abi. Böyle hop 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 şöyle yapalım. Ardından. Şuna gidelim. Bu arkadaşlar ben bir inceleyeyim dedim. Yolu. Yolu inceleyelim dedim abi. İnanılmaz ki. İnanılmaz ki. Selçuklu yolundaki buffları görmeniz lazım arkadaşlar. Önce artı 30 atak, kor atak buff alıyorsunuz. Sonra her yeri koruyorsunuz saldırdığınız. Bak. Emir Dad. Dur Emir Dad değil. Nerede? Divan istifa. Modern feodalizm. Open Nizami. Bir dakika neredeydi oğlum o? Division Attack, Division Defense'de bunu alıyorsunuz. Bak 10 aldık buradan. Yarı daha vardı. Burana da 5 alıyoruz. Nerede oğlum o ya? Lan biz mi körüz? Bir yerden çok fena core attack buff alıyorum. Aynen. Artı 30 core attack gördün mü? Bak artı 30 core attack alıyorsun sonra Irak alalım. Irak korlanıyor. İran alalım. Irak korlanıyor. İran korlanıyor. Suriye alalım. Suriye isteniyor gerçi. Afganistan alıyorsa Afganistan korlanıyor. İnanılmaz bir korlama meselesi var. Hem korlama meselesi var hem de aynı zamanda eş zamanlı korlarken arkadaşlar core attack buff'u aldığınız için artı 30 da dalıyorsun abi. Irak dümdüz. Attrition yiye yiye gir. Zaten artı 30'un var. Evet. Upcoming elections. Direkt oldu mu lan? Direkt oldu mu? Ha, olmamış. Boşuna iptal ettik. Şarkı yüzüme fabrikaya de gelelim. Hani zaten elinde aşırı artı 30 bir buff var abi. Direkt takır takır giyir. Direkt pat 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 giyir. Hiç düşünme. Devam. Her zaman en fazla buff verenlere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Buradan bir bizim milliyetçilik daha patlatmamız lazım. Milliyetçilik patlatsak iyi olur. Hemen şuna gidelim. Konsakçı 2 bitti. Konsakçı 2'nin yerine... Oh. Kemal Paşa'nın hastalığı belirginleşti. Kemal Paşa'nın hastalığı belirginleşti. Peki Kemal Paşa'yı bir anda emekliye ayırırsak ne olur? Retire atarsak bir anda Kemal Paşa'ya. Kim gelir? Celal Bayar yani. Mantıklı olan o. Celal Bayar'dan başka kim gelebilir? Celal Bayar'la birlikte bir şey yapılamaz büyük ihtimalle. Holdor Party Elections gideriz. Deneme yaptım. Deneme yaptım arkadaşlar. Deneme yaptım. Bana kızmayın. Niye Atatürk'ü alın? Atatürk'ü bufflarından yararlanırsanız diye bana kızmayın. Deneme yaptım. Deneme yaptık. Devam edelim abi devam edelim. Bu arada ne biçim şey? Free trade'den ayrı da oğlum. Bu free trade bizim belimizi bayağı büktü bu arada. Export Focus'a döneyim de. Sizin satayım üretim atamayacağız ya. Export Focus'a dönmek lazım. Borderline treason değil abi devam. Borderline treason değil. Kusura bakmayın. Birazcık Doğu isyanlarıyla ilgili arkadaşlar. Doğu isyanları. Let the best party win. Hadi yeni parti kazansın diyelim. İstanbul Otomobil Montaj Faktörü de açıldı. Daha sonra artık ilk çok partili seçimimize gidelim. Other Options falan muhabbeti var. Celal Bayar üçlü
muhabbetimiz var. Ondan sonra Menderes demokrasisine geçiş yapıp bayağı bir demokratik işlere girişebiliyoruz. Menderes'in historik olaylarını gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tabii darbeyi diyebiliyorsunuz kafanıza. Darbeyi diyebiliyorsunuz kafanıza. Türkeş Cuntası tarafından. Arkadaşlar şey mantıksız olmuş ama ya. Türkeş'in burada olması mantıksız olmuş. Şunu çok genç Türkeş. Aşırı genç ya. Aşırı genç. Tam bize Turkey Plus eklemiştik de. Sonra demiştik lan biz bunu sorarken bekledik ya. Çok mantıksız bir hareket. Çok mantıksız bir hareket deyip kaldırmıştık. Bu ne oğlum? Mustafa Abdül. Abi. DP ya. Milletin adamı. Rusko. Merhaba Menteres. Hoş geldin. İşimize devam edelim biz. Komitik meşin patlatmayalım. İmparator Abdül. Abi hiç. Okey. Uçak teklerimiz var ama. Dandik uçak teklerimiz var. Angelik'e gidelim. Uçak teklerini ayarlayalım. Ondan sonra. Doğu insanlarına ilgilenemiyoruz. Doğu insanları fena pert. Milletin adamı gidiyoruz. Milletin adamı. Of, Disorganized Armed Forces fena duruyor. Evet, Kenan Paşa maalesef aramızdan ayrıldı. Declare Cihat. Oo, Sultan Declare Holy Cihat. Evet, Kenan Paşa iki kere öldü. Evet. Sana milletin adamı gittiğimi görünce Kenan Paşa'm dayanamadı iki kere öldü. Evet, inanılmaz. Şimdiki... Hatay'a şu gitmem lazımmış. Hatay'a şu nerede lan? Arada bir yerde galiba. Evet, Trade of Salavat. Evet abi, oraya gideceğiz bir de. Gidelim abi Trade of Salavat. Bilseydim Assassin's Creed Future'a şeyle giderdim. Cenab-ı Hayır'la giderdim ya. Doğru unutmuşum, unutmuşum, unutmuşum. Acemilik. Büyük acemilik. Büyük acemilik. Expand armamız şu anlık dursun abi. Bir yere gideceğiz ona. Bir yere gideceğiz çünkü. Mitre Factory buff'ı verecek bize. Şef gibi. 11 dakika. Şunu bırakıp ondan sonra toprakları toplasak. Abi. Ama yok 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 yok. Selçuklu ayarlarken yaparız ama. Selçuklu ayarlarken yaparız. Puan fabrikasını tamir edin abi. Yalnız o konsumuz ne ya? 13 konsumuz. Niye öyle dik güzel böyle bir şey? Şu eşek gibi konsumuzu tek bir şey mi var? Evet, hoş, merhaba beyler. Hoş geldiniz. Güzel bir şey teşekkür ederiz. Mesela Future giderim. Bundan sonra zaten Claim Hatay'a gideceğiz. Ondan sonra Hatay'a iş gideceğiz. Şu an size bir improv çakalım. Gerek yok ama yine de çakalım arkadaşlar. İşimizi garantiye almakta fayda var. Sonra başka yapılabilecek bir şey var mı bu kısmı diye bakıyorum. Şu İzmit'te gerekçeleri uyandırabiliyoruz. Antalya'da gerekçeleri uyandırabiliyoruz. Antalya'da gerekçeleri uyandıralım abi. Antalya gerekçiler esir alsın. Evet. Antalya'da local construction speed aldık. Aybegin çok hoşuna gitmeyecektir bu. Gerekçeleri orada uyandırmamız. 263. Bunu da patlatalım abi. Bunu daha devamını patlatamıyoruz. Assassin's Creed Future bekleyelim. Trak bitti. Ondan sonra buna gidelim. Ondan sonra Assassin's Creed Future'dan sonra Claim Hatay. Hatay'ı kalemleme zamanı. Arkadaşlar, Claim Hatay gidince biliyorsunuz Hatay'da bir cumhuriyet kuruluyor. Gerçekçi bir cumhuriyet, bilindik bir cumhuriyet. O gerçek hayatta da olmuş bir olay. Hatay Cumhuriyeti. Fransızların hatta hani bu doğru bir şey. Oyunda ne kadar gözükmese bile New Ace moduna girerseniz sürenin bölük pörçük olduğunu göreceksiniz arkadaşlar New Ace modunda. Diyeceksiniz neden öyle? O historik bir olay. New Ace modundaki yani gerçek olay. Normalde Fransızlar Suriye'yi öyle yönetiyor arkadaşlar. Bayağı bir böl parçalı yönet sistemi yönetiyorlar. Hani aynen Hatay bu şekilde şu an Cumhuriyet olarak bağımsız oldu ya burada. Bağımsız diyorum. Özerk oldu ya. Aynı şekilde arkadaşlar normalde buralarda da bir sürü farklı farklı bölgelerde ülkeler var ama hani ne Vanilla'da ne de bu modda tam olarak var. Yok. New Base modunda var o. New Base moduna girerseniz göreceksiniz de Suriye'deki bölük pörçük diğer ülkeleri. Onlar historik olaylar. Fransızların hatta öyle yönetimi yüzünden şu an Suriye'deki hani birçok ayrılık meselesi aslında Fransızların o döneminde ayırmasıyla oluyor. Mesela işte buradakiler kendini başka bir şey hak iddia ederken şuradakilerin ve buradakilerin farklı Lübnan'a tıklamayayım. Şuradakilerin bakın şöyle diyeyim. Buradakilerin ve buradakilerin farklı hak iddiaları farklı şeyleri bulunuyorsa şu an Fransızlar yüzünden aslında yüzünden. Fransızların o dönem adamları ayırmasıyla birlikte bayağı bir şekilde evet Hatay'ı aldık. Bayağı bir şekilde arkadaşlar. Şu an günümüzde dahi o sıkıntılar devam ediyor. Ne kadar Fransızlar kendi nasıl diyelim yönetim biçimini oraya adamların önüne rahat rahat koyduysa ve rahat rahat yönettiyse ileride de işte adamlar işine yaramış ama ileride de işte Suriyelilerin işine yaramayacak. Yaramıyor da hala daha. En azından yaşayanların işine yaramıyor. Çünkü adamlar zamanla dağılmış, ayrılmış. Şöyle düşünün arkadaşlar. Sivri Anlaşması ile birlikte nasıl bizim ileri ilçe ilçe koparıldık. Aynı o şekilde düşebilirsiniz. Hatta ne kadar Batı Karadeniz ve Anadolu'nun orta kısımlarına hapsedilecektik. Aynı öyle düşünün. Yani
buradaki Türk'le buradaki Türk'ün arasının farklı oluşunu düşünün. Evet, bu arada tam öyle dedik. İç savaş çıktı. Örneğimiz iyi oldu bak, görüyor musun? Trabzon'la Artvin arasına şey yaptık abi. Şimdi Paşa'dan Fahrettin Paşa'm dursun. Fahrettin Paşa'yı kullanmayacağız ama Cem Cahit orada bir patlatalım bir tane. Ondan sonra Fahrettin Altay Paşa'm buyurun. Hatta aslında Cem Cahit Ödemir yerine buradan bir Abdurrahman Gürman patlatalım arkadaşlar. Ardından Red Division gelsin. Cem Cahit Paşam'la buraya. Ardından Cem Cahit Paşam sen de buraya gel. Fokus şu anlık fokus şey gidelim abi hızlıca. Evet, hemen sağ üstteki en şeydeki fokusa gidelim. Bunlar da fokus. Nereye gitmiş o? Ha. Great Wall fokusumuza gidelim. Ardından uçaklarımı şöyle indireyim. Böyle indirelim. Let's go. Herkes yerine arkadaşlar. Auxiliary Evasive Reclamation diyelim. Evet, Fahrettin Paşa gitti anasını satayım. Kuşbaşı Eşref geldi onun yerine. Onun yerine abi Kuşbaşı Eşref falan o kadar bafona inanamadık, güvenemedim. Bu arada falan var ama bizim... Bu abi kim? Bunlar kim oğlum? Refet Paşa'yı mı alalım? En bufflı galiba Refet Paşa yine. En iyi galiba Refet Paşa yine arkadaşlar. Evet, en iyisi Refet Paşa yine. 5 atakla anasını satayım. Ver Refet Paşa'mı sen. Buraya da farklı bir paşa alalım. Farklı bir paşa. Fritz Bronsart von Schellendorf. Paşamızı alalım abi. Doğru mu okudum bilmiyorum ama kendisi kusura bakmasın. Antalya alalım abi şöyle. Hop. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Sen buraya saldır. Çok güzel. Hızlı hızlı bu E'ye pakatı pakatı ilerleyelim. Yalnız bu ne? E'ye pakatı pakatı ilerleyelim dedik. Biz pakatıydık anasını satayım. Buraya gir. Şuraya pakatla. O pakatı açtık. İzmir'den İstanbul'a girebiliyor muyum lan? Boş bak herif. İzmirecek misin bana gerçekten İzmir'e doğru, İstanbul'a doğru girmeme? İzmir'den mi demişim, İzmit'ten doğru. Hem uçak teklerimizi devam edelim. Sana şöyle İzmir Manisa dolaş abi. Mükemmel. İzin veriyor herif bana bayağı. Evet, İstanbul'u aldık bile. Bu ne oğlum? Herif sağdan nasıl satayım. İstanbul çok büyük bir şey toprak bu arada. Nasıl diyeyim size arkadaşlar. İstanbul kaybettiğinde AI yılıyor. Bu iç savaştaki AI yılıyor. Gerçekten yıldı abi şu an. Evet, bu ne abi? Ciddi misin ya? Bu kadar basit miydi? Okey. Hiçbir şey yapmadık bu arada. Hiçbir şey yapmadık. Cidden hiçbir şey yapmadık abi. Yerlerimize böyle yerimize çekelim hızlıca. Doğu isyanları çok fena çünkü Doğu isyanlarına da biz taviz verdik Doğu'ya devamlı. Doğu'ya devamlı taviz verdik. Doğu'ya devamlı taviz verince arkadaşlar. Şu anda bayağı büyük bir tepemize çıktı. Ay var ekonomi geçmeyi unuttum bu arada savaş derken. Şimdi FETÖ okuyan patlatabiliyorum başbakan olarak. Aslında ooo. Evizi paşa da alabiliriz. Varsaport veriyor. Şşş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 
Joker mi patlatsak ya? Demokrasi support ediyor gerçi. Joker'e patlatmayalım. Prime Minister Fevzi Paşa'yı patlatalım. Ondan sonra ise arkadaşlar hemen hızlıca artık Back to the Future. Geçmişe dönmek. Roma gidelim. Eşref Sencer. Becomes an operatif. Ajan olarak Eşref Sencer gelecek. Kuşbaşı Eşref. Operatif olarak gelecek abi. Evet. Aynı zamanda maaşı olarak. Kuşbaşı Eşref var. Cihat muhabbet. O muhabbet, bu muhabbet. Bunlar ilerleriz. Hemen şuradan bir tane daha şuna giderim. Ondan sonra bir de politik olayı atıp atlatalım ki şeyimiz artsın. Neyse diyelim. Stabilitimiz artsın arkadaşlar. Back to the Future. Geçmişe dönmek. Sunuza gidiyoruz ondan sonra artık. Pek Kemalist arkadaşlarımı sevindirmeyecek Focus gideceğiz. Ondan sonra Legacy of Rome'a kadar gidip arkadaşlar. Artık ilk videomuzu böyle bitiririz. İkinci videoda daha farklı olaylara girişip daha farklı işgallere girişiriz. Lojistik kamp ederim abi. Yalnız Doğu isyanları çok fena ya. Doğu isyanları üzücü bir şekilde artışta. Artışta. Fena bir artış. Fena bir artış söz konusu. Doğu isyanlarında. Doğu isyanlarına bir çözüm getirmek lazım bu arada. Yoksa yakında çözüm bizim adamlara savaşmamız olacak. Ve böyle bir çözüm istemiyoruz şu anlık. Hiç gerek yok bir anda insan yemiyor orada. Hemen şu kestleri şehrimizi açalım. Legacy of Atatürk muhabbeti de kalkacak. Evet şu an stabil olarak buff'a geçeceğiz bu arada. Legacy of Atatürk muhabbeti kalkınca. Kemalist kimliği silme fokusumuz da bitti. Evet çok yaran. Hakikaten Kemalizm buff'ları kalkmış. Yenekçi buff'larımız duruyor birçok yerde. Hemen şu şehrimizi de gidelim abi. Uçak buff'larımızı. Uçak bu arada iyi yapmışlar bakın. Yeni sürme güncellemekle adamlar sadece kalmamış. Uçakları da eklemişler. Vanilla'da Türkiye oynadıysanız son sürüme geçtikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz uçak yok abi. Hakikaten uçak yok diyorsunuz ki ulan Kayseri Uçak Fabrikası nerede abi? Hani oyun sanki hiç Kayseri Uçak Fabrikası kurulmamış, hiç bu ülke uçak üretmemiş gibi
davranmış arkadaşlar. Burada Unknown Future diye debuff sokmuştu oyun bize. Onu kaldırıyoruz şimdi Unknown Future'ı. Ondan sonra Legacy of Rome gideceğiz. Legacy of Rome'dan sonra arkadaşlar. Artık diyoruz ki biz olduk abi. Biz olduk diyoruz. Biz olduk diyoruz. Concentrated Industry 3 gidelim. Prism. Prism'i patlatayım ya. Manpower. Leş atıyor manpower. Leş 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 atıyor. Bizim division durumumuz, lan bizim ekipman durumumuz leş atıyor çünkü Doğu isyanı abi. Doğu isyanı her şeyi belirleyici durum şu an. Doğu isyanı çok fena vurdu bizim ülkeye. Çok fena vurdu. Evet, Unknown Future debuff'umuzdan da kurtulduk. Yani belirsiz gelecek fokusumuzdan. Şimdi Sufi Ramazan oldu mu? Başımıza gideceğiz arkadaşlar. Sufi Ramazan oldu acaba historik bir karakter mi? Hiç bilmiyorum. Kendisini ilk defa burada göreceğim. Yani portresini daha önce gördüm tabii de. Modu oynamadan önce incelerken gördüm ama hani nasıl diyeyim? İlk defa dediğim. Adamla ilk defa burada şey yapacağız abi. İlk defa burada tanıyacağız adamı. Bu ne? Range Improvements. Range Improvements'a çok gerek var lan var. Range Improvements'a açalım abi. Range'imiz yüksek olsun. Legacy of Rome. Sufi Ramazanoğlu. Turkey Selçuk State. Tık. Niye buna gidemiyorum lan? Set New Railways. Buna kadar lazım. Çok iyi. Şu fokusa da hızlı gidelim. Bari ilk videoyu bitirelim. Republicanizm patlatmayalım. Patlatalım veya tarafsızız değil mi? Biz eğer tarafsızız Republicanizm patlatabiliriz. Patlat abi Republicanizm. Tarafsız kapsın. En azından Stability buff'ımızı alalım abi Cukkaya Cukkaya. Yalnız bu Doğu isyanları nasıl çözeceğiz hocam? Turkey Seljuk State. Olduk. Doğu isyanlarımızı çözemeyeceğiz. Sultanların eski başkenti dedik. Konya'ya başkent taşıyoruz abi. Evet, Konya mimi yapanlar çok hoşuna gitmeyecek bu durumun. Konya mimi yapan arkadaşlarımın pek bu durumu hoşuna gitmeyecek. Çünkü bu zamanda internette Konya mimleri dönüyor. Hakikaten Konya mimi yapan arkadaşlarım hiç hoşuna gitmeyecek bu. Eğer arkadaşlarınızda Konya mimi yapan varsa ve şu an benim başkenti Konya'ya taşımama kızıyorsa kusura bakmayın fokusun gerekliliği bu. Fokusun gerekliliği. Ben yapmadım abi. Ben yapmadım şimdilik. Sistem MK2. Sistem MK2 patlatalım abi. Araştıralım. Bizim manpower durumumuz bile yaşatıyor burada. Manpower diye bir şeyim yok. Manpower diye bir şeyim yok abi. Manpower yok. İyiymiş ya manpower'ımıza. Bu ara de patlatamıyoruz. Milliyetçilik de patlatmaya gerek yok. Varsa bu da çok iyi çünkü. Aircraft construction da bitti. Evet. Aircraft teklerimizin bir şunu açtık. Construction 3 derim artık. Invest the capital. Yani başkente yatırım yapma. Bu kısmımız da bitiyor şimdik. Research daha bitti. Implant 1-2. Son olarak Set New Railways. Yeni yollar dizmek. Yeni yollar yapmaya gidiyoruz. Konya başkent oldu arkadaşlar. Lütfen bana kızmayın. Konya başkent oldu. Bu başkent de neyse. Şöyle bakacak bir şey olursa bir Republicanizm daha patlatalım abi. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik patlatıyoruz abi. Selçuk Cumhuriyeti değil mi? Ulan başkenti Konya yaptık diye bana yorumlarda var kızmazsınız ya. Cannot deploy manpower yok çünkü. Power artırmak lazım mesela. Şükür değil durumlar. Şükür durumlar. Yeni yollar dizmekte bitecek şimdik. Buradan bir Army Regrouping Refet Bele Paşa'yı patlatalım. Ve evet, Setinir Bireyi sonra arkadaşlar son şey de açıldı. Evet, ben şöyle bir save alalım abi. Arkadaşlar, izin için teşekkür ederim. Artık devamı ikinci videoda. Kursimizin devamında ikinci videoda gideceğiz. Önerilerinizi ve isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kanalı ilk defa izleyen arkadaşlarım ise abone olmayı unutmasın. Kendinize iyi bakın. Bize iyi akşamlar.